Ankara'ya geçelim. DEM Parti Genel Merkezi'ne geçelim ve arkadaşımız Berfin Bayır'a soralım. DEM Partiler Bahçeli şokunu atlatabilmiş durumdalar mı? Aslında pek şokta değil gibiler gözlemlediğim kadarıyla. Daha çok bu konu hakkında konuşmak istemiyorlar diyebilirim. Bir genel bakış olarak da düne gidersek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün bir açıklama yapmıştı grup toplantısı kürsüsünden ve bu açıklamasında eğer terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terör örgütünün davet edildiğini söylesin demişti. Daha sonrasında da Umut Hakkı'nı belki konuşabiliriz gibi bir cümle kurmuştu. Bunun üzerine çeşitli iddialar ortaya atıldı gün içerisinde. Bu iddialardan bir tanesi de aslında gazeteci Hande Fırat ve gazeteci Sinan Burhan'ın attığı iddialardı. Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan'ın kendisi aynı zamanda DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşeceğine izin verildiği söylenildi. Bu iddiayı ortaya attılar. Ancak daha sonra DEM Parti'den bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını yönünde bir açıklama yapıldı. Bu açıklama sonrasında aslında şunu da hatırlatmamızda fayda var. Geçen hafta DEM Parti Türkiye'deki güncel gelişmelerle ilgili MYK'yı toplamıştı. Bu MYK 3 gün sürmüştü. Daha sonrasında PM toplantısı yapıldı. Dün de Bahçeli'nin konuşmasının hemen sonrasında MYK tekrar toplandı. Ancak DEM Parti'nin yaptığı açıklamada bu yapılan MYK toplantısının olağanüstü bir toplantı olmadığı yönünde bir açıklama oldu. Ve MYK'dan öğrendiğimiz bilgiye göre de parti yönetiminin Bahçeli'nin açıklamalarına daha temkinli yaklaşacağı yönünde. Burada Burada... Berfin şunu sormak istiyorum. Şu ana kadar birçok kişi konuşmuyor. Belediye başkanları konuşmuyor, milletvekilleri konuşmuyor. Çok belli ki partinin böyle bir kararı var. Konuşup yanlış yapmak istemiyorlar herhalde. Bu aynı Evet, şeyi böyle siz de de orada diyebiliriz. yaşıyor musunuz? Konuşmak istediğiniz partiler aynı şekilde mi söylüyor gazetecilere? Evet, hatta az önce de partiden birileriyle konuştum. Onlar da aynı şekilde belli konu başlıkları üzerinde konuşmayı tercih ettiklerini, özellikle Bahçeli konusunda konuşmayı tercih ettiklerini net bir şekilde dile getiriyorlar. Evet, çok sağ ol Berfin. Eğer DEM Partililer bir şeyler konuşmaya başlarlarsa o zaman biz de daha fazla yazar çizeriz. Ama geçen gün burada İstanbul'da yaptıkları Perşembe akşamki toplantıda bayağı bir şeyler söylemişlerdi. Ama onlar da hala Bahçeli'nin peş peşe gelen çıkışlarının şaşkınlığını tam olarak atamamışlar durumda. Onu, evet. Aslında şunu söyleyebilirim. Burada hep topu biz başka parti yönetiminden başka birileriyle konuşmak istediğimizde topu hep genel başkanlarımız, eş genel başkanlarımız zaten açıklamayı yaptı. Bizim burada açıklama yapmamıza gerek yok denilerek reddediliyoruz. Bu yüzden söylediğiniz şeyleri aslında aynı yaşadığımız durumlar. Evet, neyse sana kolay gelsin ama orada yine bir şeyler bulmaya, öğrenmeye çalışalım. Çok teşekkürler Berfin.